özel bir hastanede yönetici olarak çalışan Mehmet Işık sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Aylar sonra cinayetin sır perdesi aralandı. Onu öldüren kapı komşusu İzzet Işık'tı. Eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen hastane yöneticisini 4 ay boyunca peruk takarak takip eden cani sonunda kanlı planını gerçekleştirip onu sokak ortasında vurdu. Tanınmamak için 4 ay boyunca peruk, gözlük ve şapka takarak izlediği hastane yöneticisini pusu kurup öldürdü. Cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği ortaya çıkan caniye el veren de ayrıldığı karısı oldu. Silahlı saldırı geçtiğimiz Nisan ayında Sancaktepe'de yaşandı. Özel bir hastanede yöneticilik yapan Mehmet Işık, işe gitmek için sabah erkenden evinden çıkmıştı. Her zaman kullandığı güzergahta yürüyordu. Ama peşinde biri vardı. Başında peruk ve şapka olan gözlüklü şüpheli hızlı adımlarla onu takip ediyordu. Kameraların görmediği yerleri de iyi biliyordu. Görüş açısından çıktıkları anda silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. Mehmet Bey çok iyi bir insandı. Sabah 6.26'da ben evden çıktım. Ben servise bindiğimde beni aradılar. Mehmet Bey'i vurdular dediler. 7-8 el kovan bulduk. Kurşunların hedefi olan Mehmet Işık hayatını kaybetti. Onu katledenin de 44 yaşındaki komşusu İzzet Işık olduğu tespit edildi. Her yerde aranan cani 20 gün sonra yakalanabildi. İzzet Işık'ı ele veren de eşi Songül Işık'tı. Mehmet Işık'ın cinayeti için 4 ay boyunca yaptığı planın her detayını anlattı. İşe giriş çıkış saatlerini belirleyebilmek için peruk takıp her gün peşinden gittiğini söyledi. Cinayet gerekçesi de kıskançlıktı. Öldürdüğü hastane yöneticisinin eşi Songül Işık'la ilişkisi olduğundan şüpheleniyordu. Bu yüzden eşiyle de tartıştığı için Songül Işık cinayeti duyar duymaz bu işi kocasının yaptığını anlamıştı. Eşinin iddialarını reddeden İzzet Işık da olay günü tesadüfen karşılaştıklarını, boğuşma sırasında silahın birden patladığını öne sürdü. Ama sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Savcılık iddianamesinde İzzet Işık'ın cinayeti önceden planladığına vurgu yapılarak ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi.